Arkadaşlar merhabalar, bu videomda sıfır geometri kampının 3. haftasının 6. videosundayız. Evet, eşkenar üçgen konusuna başlıyoruz. Normalde 4 sayfa bir videoda biter aslında ama 40 dakikanın üzerinde olacağını hissettiğim için 2 videoya böleceğim. Haberiniz olsun. Yani sayfa numarası 51, 52 işleyeceğiz. Bir de 53'ten de sadece bir soru çözeceğiz. Haberiniz olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Eşkenar üçgen. Evet, daha önce üçgende açıda da kullanmıştık. Üçkenar uzunluğu eşit olan üçgene ne diyoruz? Eşkenar üçgen adını veriyoruz. Ve her birinin ölçüsü kaçar derecede? 60 derecede. Hatta böyle ek çizim yönteminde de yapmıştık. Böyle iki eşit kenarın arasındaki açı 60 derece olunca ne yapıyorduk? Tabii bu arada bir eşkenar üçgen oluşturup açısal ekstra bir yerlerde falan daha bir eşitlik olduğunda biz bu şekilde ek çizim yöntemini kullanıyorduk. Peki burada eşkenar üçgen konusunu işlerken ne var burada? 60-60-60 var ve uzunlukla alakalı bir şey sorulursa büyük ihtimalle burada özel açı mantığını kullanacaksın, aklında bulunsun. Ve sana bu tavsiyede bulunacağım kardeşim. Eşkenar üçgenin yapılamamasının en komik ve en çok yapılamamasının sebebi nedir biliyor musun? Tanımı şekil üzerinde göstermemeniz. Çünkü verilen bilgiyi kullanmamanız. Ne yapıyorsunuz? Adam sana eşkenar üçgen diyor, 60'ları yazıyorsunuz. Kenarların eşitliğini göstermiyorsunuz. Sakın ama sakın bunu unutma. Adam sana soruda bir şey demişse, eşkenar üçgense eşkenar üçgenin tanımını şekil üzerinde göstereceksin. İkizkenarsa ikizkenarın tanımını şekil üzerinde göstereceksin. Yani verilen bilgiyi soruda tam anlamıyla kullanacaksın. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. En çok yapılamamasının sebebi tanım kullanmamamızdan dolayı kaynaklanıyor. Bunu da unutma. E bu bir eşkenar üçgen ya. Bütün açılar birbirine eşit, bütün kenarlar da birbirine eşit. Bunu biliyoruz tanım olarak. Özellikleri diyelim. Bu özelliklerde arkadaşlar bir kere ikizkenarın özelliklerini kesinlikle ama kesinlikle sağlar. İkizkenarda neydi mesela? Hocam eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşitti. E burada bütün kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Bütün kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı, yani şurası A, burası A, burası da A olduğundan dolayı çizilen yükseklik aynı zamanda ikizkenarın özelliğini sağlar. Tabanı iki eş parçaya böler. Yani burası A bölü 2'ye A bölü 2 olur. Ve aynı zamanda ikizkenarda çizilen yükseklik açıortay olur. 30-30 olur. E burada 30-60-90 üçgen çıktı. 30'un karşısı A bölü 2'si, 60'ın karşısı da A bölü 2'nin nesidir? Kök 3 katıdır dostum. Ha, burada alanla ilgili bir şey sorulduğunda da hocam taban belli, yükseklik belli. Direkt A çarpı A bölü 2'nin kök 3 katı bölü 2 diyebilirsin. Ama bir de ekstradan alanı da böyle öğrenciler çok seviyor bunu. A kare kök 3 bölü 4 olarak da özel olarak söylüyor. Nereden geliyor? Taban çarpı tabana ait yükseklikten geliyor. Bir kenar belliyse bu şekilde yaparsın. Ama taban belli, yükseklik de belliyse formül yapma. Tabii ki taban çarpı yükseklik bölü 2'den yapman tavsiye edilir. Evet gençler, eşkenar üçgende işte yükseklik aynı zamanda açıortay, aynı zamanda da kenar ortaydır. Ve aynı zamanda bunun yanında şey de yazabilirsiniz. İkizkenardaki özellikler eşkenar üçgende de geçerlidir diye yazabilirsiniz. Evet gelelim bakalım şimdi örnek 1'e. Arkadaşlar ne demiş? ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen tanımı uyguluyorum. 60, 60, 60'ı yazıyoruz ve 60, 60, 60'ları yazmayla kalmayalım. Bütün kenarların eşit olduğunu mutlaka ama mutlaka gösterin. En komik sebebi bu. Kenarların eşit olduğunu göstermediğiniz için soruları yapamıyorsunuz. Evet gösterdik ve ne dedik? Eşkenar üçgende bir özel açı olduğundan özel açı mantığı zaten çok karşımıza çıkar. Ya hali hazırda olur ya da biz kendimiz çizeriz. Burada hali hazırda var. 90-60 ise burası 30 oldu. Burada başlangıç noktası 30'un karşısıydı. 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçiş kök 3'e bölünmüş hali. Kök 3 katı 3 kök 3 ise burası da 3 yapar. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı da kaç yapar? 2 katı 6 yapar. Bak iyi ki de kenarların eşitliğini göstermişiz. Bir kenar kaç yaptı? 8. Hocam burası da 8, burası da 8. Hani EC'ye falan sorulmuş olsaydı eğer tabii ki bu 8'leri falan kullanacaktık ama çevre isteniliyor bizden. Bir kenarı bulduk ya, çevrede 8'den 3 tane var. Yani kaç yapar? 24 yapar. Evet örnek 1'i böylelikle 24 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Evet ne yapıyoruz? Öncelikle açıları yazıyoruz. ABC bir eşkenar üçgen demiş, tanımları uyguluyoruz. 60-60-60. Ama bütün kenarlarında eşit olmasını mutlaka mutlaka gösteriyoruz. E burada hali hazırda bir 30-60-90 üçgen çıktı mı? Çıktı. 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. Evet burada bakıyoruz ki 90'ın karşısı verilmiş. 30'dan 90'a geçiş 2 katsa o zaman 90'dan 30'a geçişte yarısı olmaz mı? Olur. Yani burası 5 olur. E bir kenar 19'du. E bir kenar 19 olduğundan 5'i buradaysa buraya 14 kaldı. Şurada da bir 30-60-90 üçgen çıktı. Bu 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçişte yarısıdır. Yani x'i direkt ne buluruz arkadaşım? 7 olarak buluruz. Evet örnek 2'yi böylelikle ne bulduk? 7 bulduk arkadaşım.
Geldik örnek 3'e. Evet, eşkenar üçgen demiş. Hemen ne yapıyoruz? Açıları şöyle paylaştırıyoruz. Ve kenarların eşitliğini mutlaka ve mutlaka gösteriyoruz. Yani tanımı şekilde uyguluyoruz. Uyguladık. E hocam hala hazırda bir 30-60 90'lar çıktı burada. Burası 30 derece, burası da 30 derece oldu. Buradaki 60'ın karşısı 8 kök ise başlangıç noktası 30'un karşısıydı. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattı. O zaman kök 3'e bölünmüş hali 8 yapar. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı 16 yapar. Geldim bu üçgene. Burada da 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 60'ın karşısı 5, kök 3 ise 30'un karşısı 5'tir. Sonra 90'ın karşısı da kaç yapar? 10 yapar. Bizden x eksi y isteniyor ya da y eksi x isteniyor. Hocam şu kenarla bu kenar birbirine eşit değil mi? Evet, yaz bakalım. 16 artı x eşittir 10 artı y. Bizden y eksi x isteniyor. X'i öbür tarafa atalım. Y eksi x. Onu da bu tarafa atalım. 16 eksi 10'a eşit oldu. Yani 6 eşittir y eksi x oldu. Cevabımız böylelikle 6 çıkmış oldu. Gördünüz mü? Tanımı uyguladık ve özel açıyı uyguladık. Soru çıktı. Nasıl, ne demiştim ben size? İkiz kenar üçgen tamamıyla dik üçgenden oluşuyor demiştim. Çoğunlukla dik üçgen sorularından oluşuyor demiştim. Eşkenar üçgende çoğunlukla özel açılardan oluşuyor. Bunu sakın ama sakın unutma. Ve özel açı bilgisini zaten biliyorsun. Daha öncesinde öğrenmiştik. Yani hep böyle konu ilerledikçe öncekileri de böyle tekrar etmiş olacağız. Evet. ABC bir dik üçgen demiş. EBD eşkenar üçgen demiş. Hemen 60, 60, 60'ları gösterelim. Ama kenar uzunluklarının eşitlerini de gösterelim. E bu 60 yazınca büyük üçgen dik üçgende 60, 90 ise burası 30 oldu. E büyük üçgende 30'un karşısı x artı 2. Burada da 90'ın karşısı var. Büyük üçgende 30, 60, 90 üçgeni var. 30'un karşısı x artı 2 ise burası 2 katı. 2x artı 4 yapmak zorunda değil mi? Evet. E yani buradan 2x artı 4 neye eşittir? Şu uzunluk aynı zamanda x artı 8'e eşitmiş. Buradan da x'i ne buluruz? 2x eksi x'ten x çıktı burası. 8 eksi 4'ten de 4 çıktı burası. Yani cevabı böylelikle örnek 4'te 4 olarak bulduk. Geldik örnek 5'e. Evet, aynı mantık, hep aynı mantık. Ne yapıyoruz gençler? Bir açıları yazıyoruz. ABC eşkenar demiş. 60 60 60'ları yazdık. Yazınca ne yapacağız? Bir de bütün kenarların eşitliğini de şöyle göstereceğiz. Gösterdik. Sonra burada yazınca ne çıktı? 30 çıktı. 30 60 90 üçgen çıktı. Ama hiçbir kenar yok. Olsun. 30 60 90 çıktı. Ben bu 30 60 90'ı kullanmak zorundayım. 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. Buraya A dersem 90'ın karşısı 2A'dır. Hatta burası nedir? A kök 3'tür. E sonra 7'yi kullanacaksın. 7 büyük eşkenar üçgenin bir kenarı. 12'yi kullanacaksın. 12 de büyük eşkenar üçgenin bir kenarı değil mi? Evet. E bunlar ne olmak zorunda arkadaşlar? Bak, 7 artı 2A eşkenar üçgenin bir kenarı. 7 artı 2A aynı zamanda 12 artı A'ya eşittir. Attık A'yı öbür tarafa. 2A'dan A çıktı. A. 12'den 7 çıktı. 7'yi öbür tarafa atınca 5. A'yı 5 bulduk. Ama A, bizden çevre isteniyor. A'yı 5 yazınca 12, 5 daha kaç yaptı? 17 yaptı. Bir kenar 17, çevresi de 3 çarpı 17 olacağından cevabı kaç buluruz? 51 olarak buluruz. Örnek 5'i böylelikle 51 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Bak, daha önce de buna benzer bir soru yapmıştık. Hocam, dik üçgen gördük, hemen şöyle bir çizsek mi? Hayır. Niye? 60 parçalanmaz, özel bir açı. Zaten bir dörtgende bütün açılar özel açıysa üçgene tamamlayın diye söylemiştim size. Hatırlarsanız bir soruda yapmıştık. Şimdi bir soruda pekiştiriyoruz. Buraya baktığımız zaman 60 60 90 var. E dörtgenin iç açıları toplamı 360 yapacağından 60 60 daha 120, 90 daha 210. Buraya kaç derece kaldı? 150 derece kaldı. E hocam 150 zaten bak özel açı parçalanmaz. Hocam 150 gördük ya. Hani şuradaki 60'ı kullanmak için şöyle bir dik bir çizsek falan. Hayır, 150'yi parçalamış oluyorsun, olmaz. Bütün açılar özel açı mı? Evet. 90'da kısmen özel bir açı. Parçalamasak bütün halinde olsa bizim için daha iyi olur. E o yüzden bütün açılar özel açı olduğunda dörtgene tamamlıyoruz. Dörtgeni üçgene tamamlıyoruz. İster bunu yukarı doğru yapıp şöyle üçgene tamamla. İstersen burada bunu aşağı doğru tamamla. E burada aşağı doğru tamamlayınca güzel bir şey çıkıyor. 60 60 ise üçgenimiz nasıl bir üçgen oluyor? Eşkenar üçgen oluyor. Eşkenar üçgen çıktıysa daha kolay çıkacaktır büyük ihtimalle. Yani burada eşkenar üçgen çıktıysa da eşkenar üçgen çıktı demeyle kalmasın. Ne diyeceksiniz burada? Hocam eşkenar üçgen çıktı. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir diyeceksiniz tabii ki. Sonra burada bir 30-60-90 üçgeni çıktı. Buradaki 30-60-90 üçgeninde bu 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. Bu 60'ın karşısı verilmiş. E 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçiş de kök 3'e bölünmüş hali. Yani 5 kök 3'ün kök 3'e bölünmüş hali 5 yapar. 90'ın karşısı kaç yapar? 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı da 10 yapar.
E iyi ki bak bütün kenarların eşitliğini göstermişiz. Burası da 16, burası da 16, burası da 16 yapacak. Ve x bizden isteniliyor. Cevap 16 çıktı. Örnek 6'yı böylelikle 16 bulduk. Geldik örnek 7'ye. ABC eşkenar üçgen demiş. Çok güzel. Şimdi arkadaşım hemen ne yapıyorsunuz? 60, 60, 60'ları yapıştırıyorsunuz. Peki. Sonra bütün kenar uzunluklarının da eşit olmasını gösteriyorsunuz. 8, 8 diye gösteriyorsunuz. Bizden bir uzunluk isteniliyor. Özel açı da var. Özel açı mantığını kullanabiliriz. Ya da siz ne yapıyorsunuz? Hocam eşkenar ya hemen böyle tepeden dik çiziyorsunuz. Gayet doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Bu soruda hiçbir sıkıntı yok. Bakıyorum bundan sonra bir soru daha verilmiş mi böyle? Verilmemiş. Bu soruda şöyle yükseklik çizebiliriz arkadaşlar. Öncelikle soruyu çözeyim ondan sonra olumsuz durumdan bahsedeyim size. Hocam böyle yüksekliği çizdik. Bak yüksekliği çizince ne yapıyor? Hani x kenar mantığından düşünebiliriz. Hani taban uzunluğu var ya insan olan tabanına ait yüksekliği çizer. Ama eşkenarda yükseklik çizdiğimiz zaman aynı zamanda karşımıza ne çıktı? 30-60-90 üçgeni çıktı. Burada tamamı 8. 8 olduğundan 4-4 diye 2 eşit parçaya böldü. Buraya da 1 mi kaldı? Hayır 2 kaldı. Sonra burada 30-60-90 üçgeni çıktı. 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 köküştür. Ve burada x'e ait Pisagor bağıntısı. X'in karesi 2'nin karesi artı 2, 4 köküçün karesi deriz. Ben burada valla uzun yoldan yapmam. Kısa yoldan yapalım. 2 dediğim 2 çarpı 1. 2 köküş dediğim 2 çarpı 2 köküş. 4 köküş dediğim. O zaman burası da 2 kök. Diğerlerinin kareleri toplamı olur. 1 artı 2 köküçün karesi de nedir? 4 çarpı 3'ten 12'dir. Cevap da böylelikle 2 kök 13 çıkar arkadaşlar. Peki bu soruyu anladınız inşallah. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Bizden AD uzunluğu isteniliyor. Cevap da ne çıktı? 2 kök 13 çıktı. Peki sorumuz böyle değil de. Bak dikkat. Sorumuz şöyle olmuş olsaydı eğer. Dikkat dikkat. Atıyorum şöyle bir şey verdi. Burası 1 dedi. Burası 6 dedi. Şuradaki x uzunluğu istenilirse ne yapacaksınız? Bu bir eşkenar üçgen dedi. Eşkenar üçgense ne yaptınız? 60'ları yazdınız. 60 60 60. Sen buradan dik çizince ne oldu? Hocam 6'yı 7'yi 2 eşit parçaya böleceğiz. 7 bölü 2 7 bölü 2 ile uğraşacağız. İşte bu tür sorularda böyle ya da daha böyle sakıncalı sorular bile gelebilir karşınıza. Atıyorum buraya köküş der. Burayı atıyorum 4 der. Ay konuşamadım. Buraya köküş der. Buraya 4 der mesela. Ne yapacaksın? 4 artı köküş bölü 2 ile mi uğraşacaksın? Hayır. Sen bırak böyle dik çizdiğinde böyle bilmem ne köküş bölü 2'yi. 4 köküç bölü 2 ya da 5 köküç bölü 2. Valla 1 bölü 2 gelse bile sıkıntılıdır. Özel açı mantığını öğrendiniz ya artık. Siz dik çizme mantığını öğrendiniz. Hocam buradan dik çizince olmadı. O zaman özel açı mantığını kullan. Ya buradaki 60'ı ya buradaki 60'ı kullanacaksın. Ve her yer ne burada? 7. 7 7 diye yazdıktan sonra. Hocam şu 60'ın mantığını kullanmak için şöyle dik çizsen yine 1 bölü 2 ile uğraşırsın. Boşver burayı. Şuradan dik çizsen bak daha güzel gelir. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? 3 yapar. Buraya 4 kaldı. 30'un karşısı 3, 60'ı karşısı da 3 köküç yapar. Bu sonra burada bir Pisagor bağıntısı yaparsın. X'in karesi 4'ün karesi artı 3 köküçün karesinden sonuca ulaşırsın kardeşim. Yani illa böyle takıntılı bir şeyle işlem yapma. Yani burası 2 ve 6 verildi. Tabana ait yükseklik çizdin. Eyvallah taban 2 eş parçaya böldü. Sayılar gıcık değil. Ama sayılar gıcık geldiğinde özellikle eşkenar üçgende özel açı mantığını kullan. Oradaki 60'ları özel açı gibi düşün ki özel açı zaten özel açı mantığında nasıl yaptıysak öyle dik çiz. Yani illa tepeden dik çizince olmuyor. Sağlı sollu dikmeler çizince de karşına dik üçgenler çıkıyor. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Biz böyle işlem yapıyoruz. Şahsen ben öyle yapıyordum zamanında. Şuradan dik çiziyordum. Ulan bölü 2 geldi. 7 bölü 2 bilmem ne bölü 2. Ondan sonra 7 bölü 2'nin kök 3 katı işlem işlem işlem. Tamam bölü 2'li gelince sıkıntı değil de kök 3'e 6 olsaydı mesela burası 6 artı kök 3 bölü 2 baya bir işlem kalabalığı olmaz mıydı arkadaşlar? Olurdu. İşte o yüzden bu tür sorularda dediğim gibi bırakın şeyi 6 artı kök 3 bölü 2 1 bölü 2 gelse bile ne yapacaksınız? Böyle özel açı mantığını düşünüp daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilirsin. Çünkü eşkenar üçgen tamamıyla özel açı mantığından çözülebilen bir sorudur, bir konudur. Sen eşkenar üçgende ne yapacaksın? Tanımını uygulayacaksın. Bütün açıların birbirine eşit olmasını ve bütün kenarların birbirine eşit olmasını kullanacaksın. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet geldik buraya. Ne yapmış? Şöyle katlamalar yapmış. Öncelikle bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Şu eşkenar üçgeni şöyle bir 60-60-60 diye yazayım. Ve kenarların eşitliğini de şöyle bir kullanayım. Şu verilen bilgileri şu ilk şekilde bir yapayım istersen. Burada ilk şekilde bunu ben böyle uygulayacak olursam. Burada 60'ın karşısı 7 köküçse 30'un karşısı hali hazırda 30-60-90 çıktı.
Burası 7 çıkar. Sonra 30'un karşısı 7 ise 90'ın karşısı kaç çıkar? 14 çıkar. 60'ın karşısı 4 köküse 30'un karşısı da 6 köküse pardon 30'un karşısı da 6 mı çıkar? Evet. Sonra 14 9 daha kaç çıktı? 23 çıktı. Hocam tamamı 23. E burası da 23. Bulduk. Her şeyi bulduk. Şimdi aşağıdaki katlamaya bakalım. Şu katlamadaki buradaki x isteniyor benden. Arkadaşım eski haline geri getirelim. Hop şöyle hop şöyle. Şunu da açayım şöyle. Şunu da açayım şöyle. Ne bulduk biz şimdi? Hocam şuradaki dikmeyi 7 bulduk. O zaman burası da 7'dir. Buraya ne kaldı o zaman? 7-x kaldı. Hocam şurayı ne bulduk? 6. E hocam burası 6 ise şurası 6 ise şurası da 6'dır. O zaman buraya ne kaldı? 6-x kaldı. E biz ne bulduk? Bütün kenar uzunluğunu 23 bulduk. Hocam şunun tamamı da 23 olduğundan dolayı topla bakayım şunları. Yani 7-x yaz 7-x artı x var artı 6-x var artı bir de 6 var. İşte bunların hepsinin toplamı neymiş? 23'müş. Hocam buradaki x'ler nanay oldu. Sonra 7-7-14-20-26 yaptı. Yani 26-x eşittir 23 yaptı. 23'ü buraya x'i buraya attığımız zaman buradan 3 eşittir x mi geldi? Evet güzel bir soru. Gördüğünüz üzere katlamaları gördüğümüz zaman da ne yapıyorduk? Katlamayı eski haline geri getiriyorduk. Bitti gitti. Olay bu. Evet örnek 8'i böylelikle bu şekilde bulduk ve geldik örnek 9'a. Aşağıda 10 tane eşkenar üçgen kullanılarak bir logo tasarlanmıştır. Bu logonun çevresi 100. Arkadaşlar çevresine bak 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 bak. 1 burada, 2 burada, 10 tane eşkenar üçgen kullanılarak logo. Bu eşkenar üçgenin kenarları aynı mı? Bakacağız şimdi söyleyeceğiz. İşte çevresi dediği şurası değil mi arkadaşım? İşte bu çevreden bahsediyor. Şimdi kenarların eşitliği bizim için önemliydi. Şu eşitleri yazınca hocam bu da eşkenar üçgenmiş yaz. Hocam bu da eşkenar üçgen bir kenar çift çizgi. Bu da bir çift çizgi yaptı. E bu da eşkenar üçgen çift çizgi. E bu da çift çizgi. E bu da çift çizgili oldu. E o zaman çift çizgi ise bir kenar burası da burası da. Her yer çift çizgi oldu. E o zaman eşkenar üçgen bir kenarı A ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane A var. 10 tane A'yı kaç vermiş? 100 vermiş. A'yı böylelikle 10 bulduk. Evet. Olduğuna göre eşkenar üçgenlerden birinin yüksekliği soruluyor bize arkadaşım. Bir kenar kaç? 10. Burası da 10, burası da 10. Bir yükseklik çizecek olursak, şöyle bir yükseklik çizecek olursak bizden yükseklik isteniliyor çünkü. Hocam çizilen yükseklik tabanı 2, parçaya böler 5, 5. E şurası da 60, burası da 60 ya. 30, 60, 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 5 ise, o zaman burada 30'un karşısı 5 ise 60'ın karşısı da kaç çıkar? 5 kök 3 çıkar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? 5 kök 3 oldu arkadaşlar. Evet örnek 9'u böylelikle 5 kök 3 bulduk. Ve geldik bu videonun sanırım son sorusuna. Evet devam etseymişiz de doğru 40 dakikayı da bulacakmış galiba. Neyse 10 dakikada da bitirebilmişiz geri kalan kısmı ama neyse biz burada bitirelim arkadaşlar. Videonun başında böyle dedik. Evet şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni bir yükseklik çizilmiş. Hemen şöyle bir 60-60-60'ları yapıştıralım. Burası 30-30 oldu mu? Oldu. Şurası 30-30 olduğuna göre. Şurada bir çizgi kalmış ona takıldım valla. Neyse. Sonra 60'ın karşısı 4 köküse 30'un karşısı kaç yapar? Köküçe bölünmüş hali 4 yapar. E o zaman burası da 4'tür. Bir kenarı 8 bulduk. Evet bir kenarda 8 çıktı arkadaşlar böyle. Şimdi almış bir tane üçgeni böyle koymuş. Öbür üçgeni de şöyle yapıştırmış. 4'e 8'lik bir üçgen değil miydi? Evet 4'e 8'lik bir üçgendi. Bu da 4'e 8'lik bir üçgendi. Hocam 4 burası 8 burası. Eyvallah. Burası da 4 köküçe olduğunu biliyoruz. Bizden bu uzunluk isteniyor. Şimdi gençler burada eş yapıları daha öncesinde hep söylüyorum. Kalem döndürdüğünde aynı kalem. Katlama yaptığında yine eşliği kullanıyoruz. Üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar eşit. Bir şeyi kesip başka bir yerde kullandığın zaman da yine eşliği kullanacaksın. Yani kenarların eşit olmasını. Baktın kenarların eşit olmasını tam anlamıyla kullanamadıysan açıların eşitliğini de kullanacaksın tabii ki. Hocam bu 30-60-90 üçgeni diye yaz. E hocam bu 30-60-90 üçgeni. E bu da 30-60-90 üçgeni. Bak açıları yazmazsak çıkmıyor gördün mü? E hocam ne oldu? Bizden bu uzunluk isteniyor. Bu uzunluğa ait. Şurada bir üçgen var mı? Var. Bu üçgende de şurada kaçı var mı? Var. 60-90 daha 30. 60-30 daha 90 daha doğrusu pardon. E ne çıktı? Dik üçgen. Hatta ikiz kenar dik üçgen çıktı. Ve buradaki uzunluğu böylelikle ne buluruz? 8 kök 2 olarak buluruz. 8-8 ise buradaki şu AC uzunluğu da 8 kök 2 çıkar. Evet böylelikle arkadaşlar. Bu işi halletmiş olduk. Yani eşkenar üçgendeki ilk videoyu halletmiş olduk. Sonrasında diğer özelliklerinden bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani bu haftanın son videosunda
Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.